Anda konuşacağız ama bir ALB bağlantımız var izninizle. Ali Ağoğlu ALB'de Onur bizi bekliyor. Altını soralım Onur altına. Bakalım neler aktaracak bizlere Onur. Merhaba Barış, iyi akşamlar, iyi yayınlar size. Altın tarafına baktığımızda geçen hafta tarım dışı istihdam rakamlarındaki negatif etki sebebiyle doların küresel piyasalardaki değer kaybı altın tarafına yaradı ve sert bir yukarı yönlü hareket izlemiştik ki tarım dışı istihdam verisinin hemen ardından ABD 10 yıllık faizinde de ciddi rakamlar, ciddi ölçüde düşler görülmüştü. Şu anda 1.73'lerde seyreden ABD 10 yıllıklarının tabii ki bugün kısmi olarak yukarı doğru hareketi, altın tarafındaki bu yukarı yönlü hareketi biraz sınırlamış gözüküyor. Bundan sonraki süreçte yine Amerika'nın dataları ön planda olacak. Az önce Yalın'ın konuşması vardı. Yalın yaptığı konuşmada daha önce söylemlerine benzer şeyler söyledi. Kısa vadeli faiz artışlarının uygun şartlar yaratılırsa yakın vadede gerçekleşebileceğini ifade etti ki konut piyasasında, istihdam piyasasındaki toparlanmanın sürdüğünü ancak tarım dışı istihdam verilerinin önümüzdeki dönem için endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Tabii bu noktada altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri devam edebilmesi için ilk etapta 1245 direncini kırıp 1260 seviyesine doğru bir yukarı yönlü hamle yapması gerekiyor ki bu olası, ancak orada belirleyici seviye muhtemelen 1260 seviyesi olacaktır. Eğer ki biz 1260 seviyesini yukarı yönlü kırarsak o zaman tekrardan 1300'lerin üstüne doğru gidebilen bir altın piyasasıyla karşılaşabiliriz. Aşağıda ise 1229 haftalık pivot noktamız ki bu hafta belirleyici seviyemiz olabilir. 1229'un üstünde kaldığımız sürece alıcılı, bu seviyenin altına inersek tekrardan altında satış baskısının yoğun olduğu bir haftayla kapatabiliriz. 1229'un aşağısında da 1218'e doğru geri çekilmeler devam edebilir. Yarın veri akışı bakımından Amerika piyasası sakin ama hafta ortasında hem Çin'den gelecek enflasyon verileri, hem ticaret dengesi verileri, hem de Amerika tarafından gelecek veriler altın piyasasında bu hafta için belirleyici seviyeleri oluşturacaktır Barış. Çok teşekkür ediyoruz. Onur Altın, ALB Forex'e kolay gelsin diyelim. Dönelim reklam ekibimiz ama şu bir istersen